Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kudüs'ten herkese kucak dolusu selam. Her nereden izliyorsanız. Burası Mescid-i Aksa'ya giden Şam kapısı. Evet, Trump'ın o aptalca açıklamasından sonra ortam... Şöyle, şu karşıda görmüş olduğunuz Şam kapısını Amerikan bayrağı projekte ettiler. Burada da değişik uluslararası televizyon timleri var. Ortam sakin. Yani şimdilik sokağa çıkan, şimdilik bu karara bir tepki gösteren yok. Evet, Mescid-i Aksa'ya kadar az önce yürüdük. Ortam sakin. Buradaki Türk vatandaşların da durumu iyi, çok şükür. Akit gazetesinden bir muhabir arkadaşı bizimle beraber gümrükten içeri giriyorken telefonla kayıt yaptığı için gözaltına aldılar. Akit TV Ankara Haber Müdürü'nü. Durumu iyi. Evet, onun haricinde bir gerginlik yok burada şimdilik. Kamera ekipleri burada. Bekleniyor. Filistin halkı maalesef Batı'nın bu tarz kahpe kararlarına karşı bir bağışıklık kazanmış durumda. O bizim Türk milletinden bilmiş olduğumuz, tanımış olduğumuz refleksi göstermiyor. Şimdi farz edin, birileri çıkıp İstanbul'u tekrar Bizans'ın başkenti yaptığının kararını verse muhtemelen İstanbul'a 5 tane takla attırır bizim millet sabaha kadar. Ama burada öyle değil. Belki de böyle olması daha hayırlı. Çünkü neticede gerçekten ortam çok gergin. Karşıda çok zalim ve amansız bir düşman var. Zalimce ve amansızca elindeki bütün imkanları kullanan bir düşman var. Mescid-i Aksa'nın kapısına kadar gittik. Oralar kapalı şu anda. Evet, bir gerginlik yok. Buralardayız, nöbetteyiz Allah'ın izniyle. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs bizim için Allah'ın emaneti hükmündedir. Ve buraya, buranın başkent olmasına bir Donald Trump isimli bir soytarı karar vermeyecek. Buranın kaderine İslam ümmeti karar verecek. Buranın yarınına İslam ümmeti karar verecek. Çünkü bu topraklar daha 100 yıl önce Osmanlı toprağıydı. Bu topraklar 1500 yıldır İslam toprağı. Ve bunda gerizekalı bir Amerikan başkanının kararı da bir şey değiştirmeyecek. Bu ümmet mutlaka içinden yeni bir Selahaddin çıkaracak. Bu ümmet mutlaka içinden yeni bir Yavuz çıkaracak. Ve bu emanettir. İşgalci İsrail ordusunun zorla işgal ettiği bu Kudüs onların elinde şu anda bir emanettir. Ve bu emaneti bu ümmet mutlaka geri alacak. Bugün veya yarın. Yarın değilse öbür gün. Bütün İslam dünyası vazgeçse bu Kudüs davasından. Bütün İslam davası,